Arkadaşlar katsayılar toplamını bulmak için x yerine 1 ve y yerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Bu durumda alt taraf eksi 2 geldi. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32 olduğundan doğru yanıt e seçeneğidir. Arkadaşlar ifadenin açılımında toplamda 7 tane terim var. 3, 4, 5, 6, 7. Bana sondan kaçını soruluyor? 3. soruluyor. Sondan 3. demek baştan 1, 2, 3, 4, 5. demek. O halde r artı bir ifadesi Burada 5 ise R'nin değeri 4'tür. E N'in değerinin zaten 6 olduğunu biliyorum. O halde 6'nın dörtlüsü çarpı birinci ifade olan 2x karenin 6 eksi 4 kadar kuvveti yani ikinci kuvveti. ikinci ifade olan eksi x üzeri eksi 1'in ne kuvvetini alacağım? Dördüncü kuvvetini alacağım. Bu durumda 6'nın dörtlüsü 15'tir. 2x karenin karesi burada 4x üzeri 4 yapar. Burada eksi artı olmuştur ve burası x üzeri eksi 4'tür. Şu iki ifade birbirine götürecektir ve buradan geriye 60 elde edilecektir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadenin açılımında herhangi bir terim 6'nın R'lisi çarpı x karenin ne kuvveti? 6 eksi R kuvveti çarpı burada eksi x'in eksi birinci kuvveti var. Bu ifadenin de R kuvveti olmalı. Eşittir diyorum. Burası 6'nın R'lisi. Burada x üzeri 12 eksi ne var? 2r var. Burada eksi 1'in r kuvveti çarpı x'in ne kuvveti var? Eksi r kuvveti var. Bu ifadeyi düzenlersem burası 6'nın r'lisi. Burada x üzeri 12 eksi 3r oluştu. Eksi r buradan geldi. Ve burada arkadaşlar eksi 1'in neyi var? R kuvveti var. Bu durumda bu ifade sabit terim olacaksa eşitliğin diğer tarafında x üzeri sıfırlı terim vardır. Yani R'nin değeri ne olmalıdır? 4 olmalıdır ki burası 0 olsun. R yerine 4 yazıldığında burası zaten ne yapacaktır? Artı 1 olacaktır. R yerine 4 yazıldığında kat sayı 6'nın dörtlüsüdür. 6'nın dörtlüsü ifadesi 15 olduğundan doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar baştan R artı birinci terim 3 olduğundan buradan R'nin değeri 2'dir. N'in değerinin zaten ne olduğunu biliyorum? 7 olduğunu biliyorum. O halde 7'nin ikilisini yazdım birinci ifadenin yani x kare ifadesinin 7 eksi 2 kadar kuvveti yani 5. kuvveti çarpı ikinci ifade olan eksi 3 y'nin de neyini alacağım? R kuvvetini yani karesini alacağım. 7'nin ikilisi 21'dir. Burada arkadaşlar x'in 10. kuvveti vardır. Burada ise 9 çarpı y üzeri 2 vardır. 21 ile 9 çarpıldığında 189 çarpı x üzeri 10 çarpı y kare elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar 5'in R'lisi çarpı birinci ifade olan x küpün neyini alıyorum? 5 eksi R kuvvetini alıyorum çarpı ikinci ifade olan eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2'nin neyinci kuvvetini alacağım? R kuvvetini alacağım. Ve bu ifadenin a çarpı x üzeri eksi 5'e eşit olmasını istiyoruz. Bu durumda değerli arkadaşlar. Burası 5'in R'lisidir. Çarpı burası x üzeri 15 eksi 3 R'dir. Burada eksi 2'nin r kuvveti ve x'in eksi 2 r kuvveti vardır. Eşitliğin diğer tarafında a çarpı x üzeri eksi 5 var. Hemen sizden şu iki ifadeyi çarpmanızı isteyeceğim. Bu iki ifadeyi çarptığınızda burada 5'in r'lisi çarpı x'in eksi 2 r düzeltiyorum şu kısmı onu almayacaktım. Eksi 2'nin neyi var? R kuvveti var. Eksi 2'nin R kuvveti çarpı X'in 15 eksi 5 r kuvveti var. Ve eşitliğin diğer tarafında a çarpı x üzeri eksi 5 varsa buradan hemen r'nin ne olduğu görülür? 4 olduğu görülür. Çünkü r yerine 4 yazarsak bu iki ifade birbirine eşit olur ve bunlar birbirini götürür. r yerine 4 yazıldığında 5'in dörtlüsü çarpı r yerine 4 yazdığımızda 16 ifadesi burada a'ya eşittir. O halde burada 5 çarpı 16'dan A'nın değeri 80 olarak gelecektir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar baştan R artı birinci terim, dördüncü terim ise buradan R'nin 3 olduğu bulunur. N'in zaten 6 olduğunu biliyorum. O zaman aradığımız terim 6'nın üçlüsü çarpı birinci ifade olan eksi x kare ifadesinin küpü yani bu ikisinin farkı çarpı ikinci ifade 2 iki çarpı y üzeri eksi 1'dir. Bu ifadenin de küpünü alacağım. ...ve aramış olduğum terimi bulmuş olacağım. 6'nın üçlüsü 20. Buradan arkadaşlar ne geldi? Eksi x üzeri 6 geldi. Buradan da arkadaşlar 8 çarpı ne geldi? y üzeri eksi 3 geldi. Bu durumda bu ifade düzenlenirse... ...burası eksi 160, burası x üzeri 6... ...burası y üzeri eksi 3'tür. Yani a sayısı eksi 160'tır. E, k sayısı 6'dır ve t sayısı da arkadaşlar eksi 3'tür. Bu ifadelerin toplamı eksi 157 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadenin açılımında toplamda 5 tane terim vardır. Ortanca terim burada 3. terimdir. O halde baştan R artı 1. terim 3 olduğuna göre R'nin değeri 2'dir. N'in değerinin zaten 4 olduğunu biliyorum. O halde hesaplamam gereken şey 4'ün ikilisi çarpı birinci ifade olan 2x karenin 4 ile 2'nin farkı kadar kuvveti çarpı 3y ifadesinin de neyini alacağım? İkinci kuvvetini alacağım. 4'ün ikilisi 6. Burası 4 çarpı x üzeri 4. Burası da 9 çarpı y kare yaptı. 6 kere 4 24. 9 da çarparsam 24 ile 9'un çarpımı 240 216 çarpı x üzeri 4 çarpı y'nin ikinci kuvveti elde edilecektir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadenin açılımında herhangi bir terim 6'nın reel çarpı birinci adamın yani x'in 6 eksi r kuvveti çarpı ikinci arkadaşımızın yani eksi 3 çarpı x üzeri eksi 1'in r kuvvetidir. Bu durumda arkadaşlar bu ifade düzenlenerek yazılırsa burası 6'nın reel burası x'in 6 eksi r kuvveti burada eksi 3'ün r kuvveti ve x'in eksi r kuvveti bulunmakta. Eşitliğin diğer tarafında sabit terim varsa burada bir katsayı vardır. Ve bunun yanında x'in sıfırıncı kuvveti vardır. Bu durumda şu iki ifade çarpıldığında ne elde ediyorum? x üzeri 6 eksi 2 r elde ediyorum. Burası eksi 3'ün r kuvveti. Burası da 6'nın r'lisi. Bu ifade arkadaşlar a çarpı x üzeri sıfıra eşitse bu durumda şu ifadenin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani r'nin değeri nedir? 3'tür. r yerine 3 yazıldığında bu iki ifade birbirini götürecek ve R yerine 3 yaz, yazdığımızda A ifadesi burada 6'nın üçlüsü çarpı ne olacaktır? Eksi 3'ün 3. Üç, e, kuvveti olacaktır. 6'nın üçlüsü 20, eksi 3'ün üçün 3. kuvveti eksi 27 ve bu iki ifadenin çarpımı eksi 540 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar buradan gelecek olan x kareli terimi araştırmaya başlayalım. Buraya 5'in R'lisini yazdım. Burada x'in ne kuvveti var? 5 eksi r kuvveti. Ve burada da arkadaşlar 1'in r kuvveti var. Tamam. Artı diyelim devam edelim. Şimdi buraya geldim. Buradaki ifade için arkadaşlar 4'ün neyi diyelim? M'lisi diyelim. Tamam. Çarpı birinci ifade olan 2x'in 4 eksi m kuvveti çarpı eksi 1'inde neyi vardır burada? M kuvveti vardır. tabi ben burada x kare terim aradığım için buranın x kare olması için ne olması lazım? R'nin 3 olması. Buranın x kare olması için m'nin olması lazım. 2 olması lazım. O halde bunları yerine yazalım. Burası 5'in üçlüsü çarpı x kare çarpı 1'in küpü. Tamam. Artı. Burası 4'ün ikilisi. Burada arkadaşlar 2x ifadesinin ne kuvveti var? Karesi var. Burada da arkadaşlar eksi 1'in karesi var. 5'in üçlüsü 10 yapar ve buradan 10x kare gelir. Burada arkadaşlar artı. 4'ün ikilisi 6. 2x'in karesi 4x kare yaptı. Eksi 1'in karesi de 1 yaptı. Ve bu durumda ben ne elde ettim? 34 tane x kare elde ettim. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar baştan 9. terimin kat sayısı n'in 8'lisidir. Baştan 12. terimin kat sayısı da n'in 11'lisidir. Bu iki ifade birbirine eşitse n değeri buradan 19 gelir. Bu durumda n değeri 19 iken bu ifadede 20 tane terim olacaktır. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadenin herhangi bir terimi şu şekilde yazılır. 12'nin R'lisi çarpı 4. dereceden kök içerisinde 3 ifadesinin 12 eksi R kuvveti çarpı kök 2 ifadesinin de neyini alacağım? R kuvvetini alacağım. Şimdi bu ifade arkadaşlar eğer ki bir rasyonel sayı ise bu durumda R olmalı? Çift olmalı. Çift olmalı ki kök 2'yi yok etsin. Kökü yok etsin. Aynı zamanda 12 eksi R ifadesi de ne olmalı? 4'ün katı olmalı. Peki ben burada R yerine ne yazabiliyorum? 0 yazabiliyorum. Ve nereye kadar devam edebiliyorum? 12'ye kadar devam edebiliyorum. O halde burada R yerine hem 0 çift olmasını sağlayan hem de bunun 4'ün katı olmasını sağlayan 0 yazılabilir. Başka R yerine 4 yazılabilir. 4 yazılırsa bu çifttir. Bu da 4'ün katıdır. R yerine 8 ve R yerine 12 yazılabilir. R yerine 4 tane değer verebildiğim için doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadenin açılımında herhangi bir terim 6'nın R'lisi çarpı küp kök 2 ifadesinin 6 eksi R kuvveti çarpı kök 2 ifadesinin de R kuvveti olacaktır. Ve bu ifadenin sonucu bir rasyonel sayı geliyorsa demek ki R sayısı çift bir sayı ve 6 eksi R sayısı da 3'ün katı bir sayı. O halde burada R yerine ya 0 yazacağım ya da R yerine ne yazacağım? 6 yazacağım. Başka alternatif yok. R yerine önce 0 yazalım. Burası 6'nın sıfırlısı. Burası küp kök 2'nin 6. kuvveti. Burası da kök 2'nin 0. kuvveti. 6'nın sıfırlısı 1 yaptı. Küp kök 2'nin 6. kuvveti 4'tür. Kök 2'nin 0. kuvveti 1'dir. Ve buradan da 4 elde edilir. R yerine 6 yazılırsa burası 6'nın 6'lısı. Burası arkadaşlar ee, küp kök 2'nin ne kuvveti oldu? Sıfırıncı kuvveti oldu. Burası da arkadaşlar kök 2 ifadesinin ne kuvvetidir? Altıncı kuvvetidir. Bu durumda buradan ne elde edeceğim? 1, 0 ve 8 elde edeceğim. Bunları e, düzeltiyorum. Şurası 1 olacak. Şurası 1 olacak. Ve bu durumda bunların çarpımı 8'dir. Bu ifadelerin toplamı 12 olduğundan doğru yanıt A seçeneğidir. Müzik